Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Savunma sanayi serimizde bu hafta Türkiye'nin yerli savaş uçağı olan KAAN'ı ele alacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, katılmayı ve beğenim yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler. Türk Hava Kuvvetleri'nin son yıllarda yeni savaş uçaklarına ihtiyaç duyması Türkiye'yi yeni alternatifler aramaya zorladı. Siyasi anlaşmazlıklar, bölgesel tehditler ve uygulanan ambargolar Türkiye'yi çıkmaza sokarken milli muharip uçak KAAN'a duyulan önemin giderek arttığını söyleyebiliriz. Türkiye'nin milli muharip savaş uçağı KAAN, yüksek manevra kabiliyeti, modern aviyonik sistemleri ve güçlü motorlarıyla dikkat çekiyor. Son teknolojiye sahip bu uçak, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine güçlü bir katkı sağlamak üzere tasarlandı. TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin yakın gelecekteki seri üretime geçmesi planlanan KAAN'ın geliştirme proje sözleşmesi Ağustos 2019 tarihinde imzalandı. 17 Mart 2023'te ilk kez piste çıkan milli muharip uçağın adı 1 Mayıs 2023'te KAAN olarak duyuruldu. Yerli savaş uçağı KAAN'ın 2023 yılının sonlarına doğru ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor. Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü itki sistemi, süper seyir kabiliyeti, uzun harekat yarıçapı, radarda düşük görünürlük, sensör füzyonu ve yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti olan KAAN, hem havadan havaya hem de karadan karaya muharebelerini gerçekleştirebilecek. Türkiye, Rusya'dan S-400 alması sonrası ABD tarafından F-35 programından çıkarılmış, pilotların eğitim programı da sonlandırılmıştı. ABD, Türkiye'nin parasını ödediği uçakları vermeyerek Türkiye'yi savaş uçağı arayışına itti diyebiliriz. Türk Hava Kuvvetleri halihazırda duyduğu uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı ve 80 adet modernizasyon kiti satın almak istemiş, ancak politik sebeplerden ötürü bir türlü gerçekleştirememiştir. Amerikan Başkanı Biden satışı onaylamak için elinden geleni yapacağını söylese de Amerikan Senatosu bu duruma sıcak bakmıyor. Türkiye ise Amerika'dan savaş uçağı alamayınca Avrupa'nın kapısını çalmak durumunda kaldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptığı açıklamada 40 tane Eurofighter almayı planladıklarını belirtti. Açıklamadan sonra Almanya'ya ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunarak Eurofighter konusunda da Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz ve şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Diğer muharip uçak projelerinde olduğu gibi KAAN'ın da en önemli bileşeni uçağın motorları. Uçuş testlerinde kullanılmak üzere ABD'den F-110 motorları temin edildi. Ancak KAAN'ın nihai modelinin performans isteklerini karşılayabilmek için F-110'dan da güçlü motorlara ihtiyaç duyuluyor. Bunun için Türkiye kendi motorunu geliştirmeye çalışıyor. Motor geliştirme projesinde yabancı ortak olarak İngiliz Rolls-Royce firmasıyla görüşmelerini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. KAAN 2028'de Hava Kuvvetleri'ne 20 tane teslim edilecek. TUSAŞ'ın 2029 itibariyle ayda 2 tane KAAN üretebilecek duruma ulaşacağını da söyleyelim. Türk savunma sanayisinde milli muharip uçağımız KAAN'ı ele aldık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.